İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü'nün haftalık briefingi. artsaklı Raşit Beklaryan'ın davası Bakü'de başladı. Doğu Ermenistan barış anlaşmasını bir ay içinde tamamlayıp imzalamaya hazır. Benzersiz Ermeni süslemeleriyle artı halları Bakü'nün tarihi hatırası olarak sunuldu. Uluslararası medyanın ilgi odandaki Datem Manasır Kompleksi ve Teleferik. Şair ve halk figürü Mğırdi Sarkisyan'ın doğumunun 100. yıl dönümüne ithaf edilen etkinlik. Doğu Ermenistan'daki 16 okulda yapay zeka kursu uygulandı. Batı Ermenistan Televizyonu Westin Armenia TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Armeni Hüseyin Akyan, 8 Haziran'da Batı Ermenistan Ulusal TV'si Beslen Armenya TV'de yayına çıkarak geçtiğimiz haftanın en önemli olaylarını Batı Ermenistan hükümeti çerçevesinde aktardı sözcü konuşmasında Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bayan Lidya Margosyan'ın birinci cumhuriyet gününün kutlanması gerektiğine ilişkin yaptığı parlamento müdahalesi hakkındaki konuşmasına değinerek devlet başkanının Ermenilerin ilk cumhuriyet gününün uluslararası hukukta hiçbir değeri olmayan bildirgenin ilan edildiği 28 Mayıs 1918'de kabul edilen gün değil, Rusya'nın kararnamesiyle 29 Aralık 1917'den itibaren Batı Ermenistan'ın bağımsızlığının tanındığı gündür. Sözcü Sakyan konuşmasında özellikle genetik kaynakların korunması ve artahtan yerinden edilmiş kişilerin hakları konularını ele alan Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armen Kaprayanın çalışmalarına değinerek şunları söyledi. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armena Gavrahamyan adalet için mücadele etmeye devam ediyor. Önemli adımlar atıyor ve Şuşi'nin yerinden edilmiş sakinleri adına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruyor. Bu süreç kapsamlı bir hazırlık ve önemli kanıtların toplanmasını, etnik temizlik, soykırım, armenosit ve uluslararası insan hakları hukukunun derinlemesine anlaşılmasını içerir. Armenak Abrahamyan'ın başvurusu yerinden edilmiş kişilerin korunması konusunu yaratmayı, böylece yalnızca yerinden edilmiş yerlilerin acil ihtiyaçlarını çözmeyi değil, aynı zamanda Batı Ermenistan'daki yerli Ermenilere yönelik soykırımdan, Armenositten başlayarak insan haklarının korunmasına yönelik küresel çerçeveyi güçlendirmeyi amaçlıyor. Uzun ve çoğu zaman zorlu hukuki süreçlere rağmen Sayın Abrahamyan kalıcı çabalarını göstermeye devam ediyor. Böylece sadece Batı Ermenistan Cumhuriyeti'ne olan bağlılığını göstermekle kalmıyor. Aynı zamanda dünyadaki ve son yıllarda zorla yerinden edilen Ermenilere bir umut ışığı oluyor. Hükümet sözcüsü konuşmasında ayrıca Batı Ermenistan hükümeti ve ulusal konsey oturumlarında yapılan konuşmalara, Batı Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vartan Simonyan ve Batı Ermenistan'ın Arjantin Büyükelçisi Guillermo Karamanya'nın konuşmalarına da değindi. Sakyan ayrıca 3 Haziran'da yapılan Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 3. döneminin 2. oturumu hakkında da konuştu. Artsak'ta yaşayan Raşit Beklerya'nın davası Bakü'de başladı. Kendisi hocalı olayı davası kapsamında olduğu gibi sınırı yasa dışı geçmek suçundan da suçlanmıştı. Geçen yıl 1 Ağustos'ta Bakü sınır muhafızlarının Arsah Cumhuriyeti vatandaşı 61 yaşındaki Raşit Bekleryan'ı tutukladığını hatırlatmak gerekir. Köyden çıkmış, kaybolmuş ve kendini Bakü'nün kontrolündeki bölgede bulmuştu. Düşman Kasım 2023'te Arsah sakinini gözaltına aldı. Doğu Ermenistan Dışişleri Bakanlığı basın servisi tarafından bildirildiğine göre Doğu Ermenistan Bakü ile barış anlaşmasını bir ay içinde tamamlayıp imzalamaya hazır. Mesajda Doğu Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış anlaşması imzalanacak kadar olgunlaştı denildi. Hatırlatmak gerekirse ülkemiz Bakü'nün barış anlaşmasına ilişkin son tekliflerine 9. kez 4 Haziran'da yanıt verdi. Son zamanlarda Bakü'nün Ermeni mirasına sahip çıkma politikası çeşitli uluslararası platformlarda sergiler, konferanslar ve bilimsel oturumlar şeklinde aktif hale getirildi. Bu kez Letonya'nın başkenti Riga'da açılan Azerbaycan alılarından bahsediyoruz. Söz konusu olan Hafızanın Genetik Kodu başlıklı sergiyle ilgili Moment Watch platformu bu konuda uyarıyor. Artsa halıları kendine özgü Ermeni süslemeleri ve desenleriyle Bakü'nün geleneksel alıcılık kültürü olarak sunulmaktadır. Halılardaki işaretler, hayvan ve kuş resimleri, desenler ve inanışlar Ermeni halı dokuma kültüründe kullanılmış olup asırlık bir geçmişe sahiptir. Sergi Letonya'daki Bakü Büyükelçiliği tarafından başlatıldı. Bakü ile Letonya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümüne ithaf edilmiştir. Bu da olayın devlet yönetimini daha da vurgulamaktadır. Örnekler, Ermeni feodal iktidarının halı yapım merkezi olan Cerabert, Artsakh'tan Arzıva Gork, Sünik ve Nahçıvan'ın Gohtın ilçesinin Orotan tipi halının yanı sıra Şirvan halılarını kopyalıyor. Arziva Gork'un ana dekoratif motifi kartaldır. Kanatlı Güneş veya Urartu Haldi Tanrısı Zerdüş Ahuramazda'nın kişileştirilmiş hallerinden biridir. Kanatlı Güneş'in bu ikonografisi Ermeni sanatında eski çağlardan beri bilinmektedir ve ifadesini Arta Sünik'in geç orta çağ Ermeni halılarında da bulmaktadır. Platform sergilenenlerin Bakü'deki tek halı üreticisi olan Azer Halça firmasının ürünleri olduğunu belirtmenin önemli olduğunu düşünüyor. Bu da fabrika tarafından oluşturulan Arta süs eşyalarının kopyalarından oluşan koleksiyonların oluşturulmasının yönlendirildiğinin tekelci ve devlet imayesi altında olduğunun göstergesidir. Serginin aynı zamanda Ermenice'yi eğitim programları yoluyla silme eğilimi taşıması da daha da tehlikelidir. Bunun kanıtı aynı müzede düzenlenen ve Şuşi'nin Bakü'nün asırlı kültür başkenti olarak tanıtıldığı konferanslardır. 2021 yılında Bakü, Şuşi'nin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına Azerbaycan şehri olarak dahil edilmesi için UNESCO'ya belgeler sunmuş. Ayrıca Bakü 2023 yılında Ermeni Şuşi'mizi Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan etmiştir. Ermeni platformu Bakü'nün tarihi gerçekleri çarpıtarak gerçek miras geleneğini etkisiz hale getirerek onu özgünlüğünden mahrum bıraktığını vurguluyor. Bu, UNESCO tarafından kabul edilen mirasın özgünlüğü ülkesini ihlal etmektedir. Çünkü 1994 yılında Nara'da kabul edilen belgeye göre mirasın temeli olan bilginin doğru ve güvenilir olması ve güvenilir bilgilerle korunması gerekmektedir. Önemli kültür ve aydınlanma merkezlerinden biri olarak kabul edilen Dathevin Manasır Kompleksi ve dünyanın en uzun teleferiği, Datever bu hafta uluslararası medyanın ilgi odağı oldu. Uluslararası gazeteci grubu telefiri kullanırken oradan Boğazı manzarasının, şeytan köprüsü üzerindeki muhteşem uçuşun ve son durağı 9. yüzyılda inşa edilen Datev Manastırı kompleksi olan Datev Büyük Çölü'nün keyfini çıkarma fırsatı buldu. Uçuşun ardından gazeteci grubu Datev Manasır kompleksini gezdi. Sünik'in gelişimindeki tarihi rolü, bölgenin ilginç belgeleri, rakamları ve olayları hakkında bilgi aldı. Uçuşun ardından konuklar Ermeni mutfağının sırlarını, geleneksel yemeklerin tadını ve kokusunu da keşfetti. 5752 metre ile dünyanın en uzun teleferiği olan Datever, prestijli Dünya Seyahat ödüllerine göre iki kez dünyanın en iyisi olarak kabul edildi. Doğu Ermenistan Yazarlar Birliği Salonu'nda romancı, şair, ulusal halk figürü, Sovyetler Birliği ve Dağlık Karabağ Cumhuriyeti devlet ödülleri sahibi Magardeş Sarkisyan'ın doğumunun 100. yıl dönümü dolayısıyla önemli bir etkinlik düzenlendi. Kendisini anlatan bir video gösterildi. Şarkıcı Masis Hunanyan, deklamatörü Gayane Sambelyan, Sundukyan Devlet Akademik Tiyatrosu'ndan oyuncu Ruzanna Haknazaryan ve Sayat Nova adlı topluluğun öğrencileri güzel performanslar sergiledi. Şairin doğumunun 100. yılı dolayısıyla Yerevan Devlet Üniversitesi ile Vanazor Hrazdan ve diğer kentlerde etkinlikler düzenlendiğini hatırlatalım. Yazarın 100 şiirinden oluşan bir seçki de bu yıl yayınlandı ve Yerevan Belediye Meclisi'nin 14 Mayıs'ta aldığı kararla Kanaker Zeytun İdare Bölgesi'ndeki Kanaker'in 14. caddesine Mıgırdıç Sarkisyan'ın adı verildi. Doğu Ermenistan'daki 16 okulda yapay zeka kursu uygulandı. Bu durum parlamentonun daimi komitelerinin ortak oturumunda bütçenin uygulanmasına ilişkin yıllık raporun tartışılması sırasında Doğu Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından bildirildi. Bakana göre ülkemiz bu anlamda dünyada okul düzeyinde böyle bir programa sahip olan ilk ülkelerden biri. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimize daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu, Western Armenia TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Vesten Armenia TV ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. Ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceği ile ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor. Sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, hükümeti, ulusal meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşça kalın.